أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسير لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي قد عزيز Ölü ve ölünün hükümleri konusunu konuşmuştuk. Ölünün yıkanışı, kefenlenişi meseleleri hakkında konuşmuştuk. İnşallah bu haftaki dersimizde de cenaze namazı ve defin üzerine konuşacağız. Tabi cenaze namazı Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde bizlere varit olan bir şeydir. Farzi kifayedir cenaze namazını kılmak. Nasıl ki ölüyü kefenlemek, ölüyü yıkamak ve ölüyü defnetmek bunların hepsi farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye ne demektir kardeşlerim? Farz-ı kifaye bazı Müslümanların yapmasıyla diğer Müslümanlardan sorumluluk kalkar. Ama şayet hiçbir Müslüman farz-ı kifaye olan fiili yapmazsa, onu yerine getirmezse tüm Müslümanlar ne olurlar? Günahkar olurlar. Mesela örneğin zaten burada konumuzda olduğu gibi cenaze namazı kılmak. Cenaze namazını kılma noktasında bazı Müslümanlar cenaze namazını bir cenazenin namazını kılarlarsa diğer Müslümanlardan onun hükmü kalkar kardeşlerim. Fakat eğer ki kimse o cenaze namazını kılmazsa bütün Müslümanlar ondan haberdar olan Müslümanların tümü günahkar olur. Bu noktada Peygamber Aleyhissalatu vesselam Necaşi'nin cenaze namazını kıldırmıştır kardeşlerim. Necaşi'nin Necaşi vefat ettiği günde Habeşistan kralı, Müslümanların ilk hicret ettikleri yer malumunuz Habeşistan oranın kralı olan Necaşi vefat ettiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam onun gıyabi cenaze namazını kıldırmıştır. Tabi bizler cenaze namazını kılarken ne yapmamız gerekir? Acaba cenaze namazı nasıl kılınır? Ne şekildedir? Cenaze namazı kardeşlerim dört tekbirden oluşan bir namazdır. Ve bu namazda ruku ve secde bulunmaz. Bu namaz ayakta kılınır. Caminin için, mescidin içinde de kılınabilir. Boş bir alanda da caminin havlusunda da temiz olan mekanlarda ne yapılabilir? Cenaze namazını kılabiliriz kardeşlerim. Cenaze namazı cemaaten de kılabiliriz. Tek başımıza da bir cenaze varsa cemaat kıldıktan sonra bizler de tek başımıza da o cenaze namazı ne yapabiliriz? kılabiliriz kardeşlerim. Tabii ki farzi kifaya olan bir ibadettir. Cenaze namazına ilk başlarken kardeşlerim ilk olarak zaten her ibadette olduğu gibi bu ibadetimizde de niyet getiriyoruz. Niyetimizi getirerekten tekbirimizi alıyoruz. Tekbirimizi aldıktan sonra ellerimizi normal namazda olduğumuz gibi ellerimizi şöyle bağlıyoruz. Birinci tekbirden sonra kardeşlerim Fatiha suresini Şafi mezhebinde Fatiha suresi okunur. Hanefi mezhebinde ise Sübhaneke ve bihamdik duasını yaparlar kardeşlerim. Bizler ilk, birinci tekbirden sonra Fatiha-i Şerifi okuruz. Fatiha-i Şerifimiz bittikten sonra ikinci tekbir için ellerimizi yine kulaklarımızın kulak e, şey, kulağımıza kadar onu ne yaparız? Uzatırız, onu götürürüz ve daha sonra tekrar ellerimizi bırakırız. Ve bundan sonra e, ikinci tekbirden sonra Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a salavat getiririz. Bu salavat da kardeşlerim İbrahimi siha dediğimiz İbrahimi siha ile getirilirse en efdal olanı odur. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e inneke Hamidun Mecid desek en efdal olan budur. Tabi ki kardeşlerim burada Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed de denilirse bu da nedir? Orada yeterlidir. Daha sonra salavat-ı şerif getirdiğimizden sonra Üçüncü tekbirimizi alırız. Üçüncü tekbirde ise kardeşlerim dua yapılır. Üçüncü tekbirimizi yaparız. Dua ederiz. Duada da kardeşlerim hem ölü için bizler dua ederiz. Hatta bu noktada zaten cenaze namazı bir nevi ölüye dua içindir kardeşlerim. Dua olsun diye ne yapıyoruz? Cenaze namazını kılıyoruz. Ve orada Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde de bizlere şöyle ferman ediyor. اَخْلِسُوا فِي dua diyor. Yani cenaze namazında şayet bir dua ederseniz ölü için o duanızda ne yapınız? İhlaslı işten dua ediniz buyurmaktadır Peygamber aleyhissalatü vesselam. Mesela bu dualardan bir kısmı sünnette varit olmuştur. Mesela bunlardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istersek şöyledir. Mesela Peygamber bu duayı yapmış. Allahum mağfir li hayyina ve meyyitina. Rabbim bizim ölümüze, ölülerimize de ve dirilerimize de onları affeyle, onları bağışla. Ve şahidina ve gaibina. Şu an burada olanları da bağışla. Burada olmayanları da ne yap? Bağışla şu cenaze namazında olan. Ve sagirina ve kabirina. Bizim küçüklerimizi de, büyüklerimizi de Rabbim onları da affeyle, onları da bağışla. Ve zekarana ve unfana. Erkeklerimizi de, bayanlarımızı da bağışla. Allahümme men ahyeytehum minna fe ahyi alel islam. Ya Rabbi bizden kimi diri tutarsan onu İslam dini üzere diri tut. İslam dini üzere kaim eyle. Ve men tevaffeytehu minna fetevaffihi alel, alel iman. Kimdi de bizlerden vefat ettirirsen onun canını ruhunu alırsan Rabbim onu iman üzere bir iman ehli olaraktan ne yap? Onun ruhunu al diye bu şekilde hadis-i şeriflerde böyle bir dua Tirmizi'de, Ebu Davud'da geçen hadiste böyle bir dua vardır. Ve farklı dualar da vardır kardeşlerim. Mesela bizler orada e, Allahu mağfir lehu, Allahu merhamhu de diyebiliriz. İşte Allahu mağfir lehu, merhamhu, vaksirhu bima isselci vel beredi. Ya Rabbi işte onu affeyle, onu, onu mağfiret et, ona merhamet et, onu kar ve dolu suyuyla onu yıka, onu temizle. Ve nekihi minel hataya, onu hatalarından temizle, yıka diye bu şekilde ne yapabiliriz? Dualar yapabiliriz. Bilmeyen izleyicilerimiz için mesela şunu demeleri yeterli olabilir. Allahum ağfir lehu ve erhamhu. Allahum ağfir lehu ve erhamhu. Bu üçüncü tekbirden sonra ölü yapılacak duada Rabbim onu affeyle ve ona merhamet et. Allahum ağfir lehu, Allahum merhamhu diye bu şekilde ne yapılabilir? Bu şekilde dua yapılabilir kardeşlerim. Sonra dördüncü bir tekbirimizi getiririz. Dördüncü tekbirde de sonra artık zaten burada da e, ee, Allahümme la tahrimna ecrehu Rabbimiz bizi onun ecrinden mahrum etme ve la teftinna ba'dehu bizi ondan sonra fitneye kurma ve gfir ve lehu bizleri de bu ölüyü de ne yap affet deriz ve daha sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deriz bu şekilde kardeşlerim cenaze namazımızı da kılmış oluruz kardeşlerim tabi cenaze namazında her ne kadar farz-ı kifaye olsa dahi kardeşlerim cenazeye namazını kılanların sayısının çok fazla olması nedir? En efdal olanlarıdır. En efdal olanıdır. Çünkü bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam cenazeyi üç saf olarak yaparmış. Saflar ne kadar çok olursa o kadar fazla sebebi var. Çünkü hadisi şerifleri de şöyle geçiyor. 40 kişi bir cenazede toplanırlarsa ve o cenaze için namaz kılarlarsa ve bu kırk kişi de Allah-u Teala'ya hiçbir şekilde şirk koşmuyorlarsa e, cenazede toplanıp cenaze için Allah'a dua edip Allah'ın onu bağışlanmasını isterse allah Teala ne yapar? O cenazeyi onların hatırı için ne yapar? Bağışlar. O yüzden cenaze namazında kardeşlerim sayının çok olması efdal olanıdır. Tabi cenaze namazı kılındıktan sonra ölü çok bekletilmez. Zaten bekletilmemesi en efdal olanıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadislerinde de geçiyor. Esri'u bil cinazeti. Cenazeyi götürmekte ne yapınız? Acele ediniz. Fe in kanet salihaten fe Eğer ki o cenazemiz salih bir insansa zaten bu bir hayırdır ki onu onu takdim ediyorsunuz. Onu mezarına bırakıyorsunuz. Çünkü onun mekanı nedir? Cennettir. Onun mezarı Allah'ın izniyle ona cennet bahçelerinden bir bahçeye çevrilecek. Çünkü o yerine gidiyor. Ama eğer ki o kötü bir insansa Nedir? Feşerrun teda'unu azikabikum. Eğer o zaten kötü bir insansa onu omuzlarınızdan indiriyorsunuz. O yüzden ne yapınız? Esri'u bil cenazeti. Cenazeyi götürmekte ne yapınız? Acele edin diye buyurmaktadır. Peygamber aleyhissalatu vesselam bizlere. Tabi kardeşlerim bizler cenaze ve cenaze merasimlerine katılma noktasında ne yapmak lazım? Bu noktada dikkat etmemiz gerekmektedir oraya ne kadar fazla katılım sağlarsa o kadar fazla sevabı olur. Daha sonra cenaze namazı kıldıktan sonra defin işlerine geçilir. Bir ölüyü nasıl defnederiz kardeşlerim? Bir ölüyü defnetmek zaten ölümüz yıkandı daha sonra kefenlendi cenaze namazı kılındı ve artık ölü defne götürülür. Definde kardeşlerim mezar bir boy ve el kadar olsa mesela bir insan normal bir insanın boyu ve eli kadar olması en efdal olanı bu şekilde olanıdır. Tabi bazı alimlerimizdir ki yani yırtıcı hayvanların ulaşamayacağı, insan onu çıkaramayacağı kadar bir çukur kazılırsa o da kafidir, yeterlidir kardeşlerim. Bu şekilde ne yapılır? Çukur kazılır, bir insanın boyu ve elini kaldıracağı şekilde bir çukur kazılır ve orada o cenaze ne yapılır? Bırakılır. Daha sonra cenazeyi bırakma şekli ne şekil olur arkadaşlar? cenazeyi bırakanlar baş tarafından mesela cenaze şöyle baş tarafından alırlar böyle hafiften şöyle mezara bırakırlar. Bunu da yapan kişi ona en yakın olan akrabaları olması yine burada en efdal olanıdır. Ve bırakanın da Bismillahi ala milleti diye veya Bismillahi ala sünneti Resulillah diye bu şekilde ne yapılır mesela? Cenazemiz bu şekilde hafif bir şekilde mezara doğru bırakılır. Daha sonra arkadaşlar cenazemiz mezara bırakıldıktan sonra... ...sak tarafı üzerine böyle yatırılır ve yüzü de kıbleye doğru. Kendisini sak tarafı üzerine bırakırız, yüzünü de kıbleye doğru bırakırız arkadaşlar. Ve daha sonra kardeşlerim eğer ki onu cenazeyi kabra sokarsak... ...eğer şayet o kabrın toprağı sertse kabrin de iki şekli vardır. Bir lah dediğimiz şekil vardır. Bir diğer şekli ise şak dediğimiz şekil vardır kabirde. Kabirdeki lah şekli nasıl, şak şekli nasıldır? Lah şekli kardeşlerim mesela kabri kazıyoruz. Kabrin sağ tarafından böyle bir insanın cenazenin gireceği şekliyle bir oyuk açıyoruz böyle yan tarafından. Mesela oyuğumuzu şimdi kabir şöyle kazdık şöyle böyle kabri düşünürsek bu sağ tarafımızdan böyle bir oyuk açıyoruz. Açtıktan sonra cenaze ne yapılır? Oraya doğru bırakılır. Ve o şekilde cenaze orada bırakılır. Buna lah demişiz. İslam fıkhında buna lah denir. Şak ise arkadaşlar direkt mesela şayet eğer ki toprağımız ona uygun bir toprak değilse o zaman böyle şekilde yapılır ve orta şekle Cenaze ne yapılır? Bırakılır. Sağ tarafı üzerine bırakılır ve yüzü de kıbleye dönecek şekilde yapılır kardeşlerim. Lah tabi en efdal olanı da nedir? Lahtır kardeşlerim. Bu şekilde cenaze işlemimiz de bitmiş olur kardeşim. Daha sonra zaten malumumuz hani farklı bölgelerin şeyine göre, durumuna göre, toprağın durumuna göre, şeye göre artı cenazenin üstü kapatılır kardeşlerim. Hemen bir cikten orada o cenazenin üzeri kapatılır üzerine toprak atılır. Tabi bazı bölgelerde genellikle ne yapılır? Mesela şu an tuğlalar bırakılır. Sağına, soluna tuğlalar. Üst tarafa da betondan yapılmış kapaklar bırakılır ve bu şekilde bir kutu şek şeklini verip mesela bir e, şekil vererekten o cenaze ortada kalır. Onu da buna da zaten şak diyoruz bu İslam fıkhında. Buna şak denilir kardeşlerim. Bu şekilde ölümüzde ne olmuş oldu? Ölümümüzü de e, bu şekilde kardeşlerim onu mezarına gömmüş olduk. Tabii ondan sonra kardeşlerim bazı alimlerimiz derler. Hatta mesela e, yani bazı alimler o cenazenin başında mezara bırakıldıktan sonra bir miktar onun başında durup ona dua etmemiz hani gelecek olan sual meleklerine cevabı kolay bir şekilde verebilmesi için bir miktar onun başında durup ona dua etmemiz nedir? Bu da bir sünnettir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bir sahabeyi gömdükten sonra ne yapıyor? Yandaki sahabelere diyor ki kardeşiniz için Allah'tan ne dileyiniz? Allah'tan onun için tespit dileyiniz. Tespitten kasıt kardeşlerim yani sorgu meleklerine cevaplarını rahat bir şekilde verebilecek güç kuvveti ondan ne yapınız? Olan Allah'tan dileyiniz diye buyurmaktadır. Hatta İmam ı Şafii radıyallahu anhu der ki et mesela mezarın başında Kur'an-ı Kerim eğer insan hıtm edebiliyorsa bunu ne yapar mesela? Kur'an-ı Kerim'in hıtm edilmesi ve bazı alimlerdir, bazı ayetlerin, surelerin gömüldükten hemen sonra gömüldükten hemen sonra bazı ayet ve surelerin onun başında okunmasında ne vardır? Hayır vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim berekettir. O esnada o bereket, o hayır ne yapar? Oraya iner. Bu onun için gelecek olan sorgu meleklerinin soracağı soruları ona ne yapar? Kolaylaştırır kardeşlerim. Tabi cenazeyi götürmenin de muhakkak adapları vardır kardeşlerim. Mesela bizler bir cenazeyi götürürken bunun adapları var. Mesela biz cenazeyi nasıl götüreceğiz? Mesela bazı insanlar ne yaparlar? Cenazeyi götürürken bağırıp çağırırlar, ağlarlar, elbiselerini yırtarlar. Bayanlar saçlarını yolarlar ve başörtüleri üzerlerinden düşer. Arkadaşlar bunların hiçbiri caiz değildir. Bir bayan mesela şayet başını yolarsa cenaze zamanında bir yakını vefat ettiği zaman bu caiz değildir kardeşlerim ve orada bağırıp çağırmak işte hatta bazı insanlar Allah muhafaza etsin işte isyana kadar gidebilecek bazı sözleri söylüyorlar. Bunlar hepsi caiz olmayan şeylerdir. Hatta bazı insanlar başlıyor onun övmeye, övgülerde bulunma İşte sen falan kestin, sen şöyle yapardın, sen şuydun, buydun diye böyle yaparlar. Hatta böyle denildiği zaman melekler o ölüyü tutarlar. Derler ki sen gerçekten böyle misin, onların dediği gibi misin diye. Böyle derler kardeşlerim. Hatta mesela bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselam diyor ki kişi ölünün arkasından şayet ağlanılırsa böyle fazladan aşırıya gidilirse tabi ağlamak zaten normal ağlamada sıkıntı yoktur. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat eden çocukları için ne yapmıştır? Ağlamıştır. Hatta sahabe-i kiram demiş ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? Demiş tabi bu Allah'ın kalbime bıraktığı bir rahmet bir merhamettir. Kendi çocuğu için ağlamış. Fakat ağlamanın da neyi var? Bir adabı, bir üssü böyle fazla insanın yani aşırıya gidecek şekilde yapmamak lazımdır kardeşlerim. Tabi burada biliyorsunuz ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadis şeriflerinden de geçiyor. Müslümanın, Müslümanların üzerine, Müslümanın diğer Müslüman kardeşinin üzerine olan haklarından bir tanesi de nedir kardeşlerim? Tabii ki öldüğü zaman onun cenazesine tabi olmak onun cenazesinin cenaze namazını kılmak, onunla beraber mezara gitmek bu da Müslümanın Müslüman üzerine olan haklarından bir tanesidir kardeşlerim. Ve bir kişi diyelim mezarlığa gittiği zaman cenaze defni bitmeyene kadar oradan ayrılmaması en efdal olanı odur kardeşlerim. Yani cenazenin defnini beklesin ve orada ona şahit olsun. Çünkü bakın İmam Bukhari'de, Müslim'de geçen bir hadiste Peygamber Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Men şehidel cenazete hatta yusalla aleyh felev kıratun. Kim bir cenazeyi görür ve orada namazı kılınana kadar orada durarsa onun için ne vardır? Bir kırat vardır. Kırat nedir arkadaşlar? Bir Uhud dağı kadar. Bir Uhud dağı kadar onun için sevap vardır. Ve men şehide hatta tutfene bir kimse de onun defnine kadar şahit olursa o ölü defnedilene kadar orada durursa kanelehu onun için iki kirat vardır. Tabi sahabe diyor ve kiratani bu kırat ne demektir? Kiratan ne demektir? Kale mitlul iki tane kocaman dağı düşünün. İki koca dağ kadar ne vardır? O kişi için sevap vardır. Bu noktada kardeşlerim işte bizler cenaze namazını kıldığımız zaman bir koca dağ kadar, bir Uhud dağı kadar ne var? Sevap kazanırız. Herkese onun onu defnetmeye gidip onun definine katılıp orada bulunduğumuz zaman iki tane Uhud dağı kadar sevap vardır kardeşlerim. Bu sevaplardan insanın kendini ne yapmaması lazım? Mahrum kılmaması lazımdır. Yine tabii ki bir kişi öldükten sonra kardeşlerim onun taziyesi kurulur ve taziyeye gidilir taziyede de işte ölen kişinin ailesine sabırlar tavsiye edilir, onun ziyareti yapılır. Tabi bu noktada çok fazla onları rahatsız edilecek bir şekilde olmamasında fayda var kardeşlerim. Yani her seferinde mesela gidip işte başın sağ olsun her seferinde 5 gün geçmiş, 10 gün geçmiş, 20 gün geçmiş böyle İslam dininde üç günlük bir taziye süresi vardır. Peygamber döneminde de böyle yapılmış. Üç günlük yapılmış. Hani uzaktan gelen insanlar için dört günde, beş günde yapılabilir. Ve mesela hiç cenazeye taziyeden haberi olmamış. Sonradan haberi olan kişiler ne yapar mesela? Onlar sonradan gelip onlar işte başını sağ olsun, Allah sabırlar versin diye ölü için bazı dualarda ne yapabilirler? Buluna belirler kardeşlerim. Bir de cenaze giderken kardeşlerim Mesela o cenazeyi götürmemizde ne ayakla götürmemiz en efdal olanındır. Mesela yürüyerek, binek üzerinde değil de yürüyerek. Eğer ki mesela diyelim mezarlık bize yakınsa, mezarlık bize yakınsa cenazemizi yürüyerek mezarlığa kadar götürmemizde ne vardır? Fayda, hayrı sevabı daha fazladır. Bakın Bukhari'de geçen bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ve orada bine binmemenin daha efdal olacağı gidiş giderken bine binilmez fakat dönüşte ise ne yapılır? Bine binilmez. Bakın hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurur. Enne Rasulullah utiye bi dabbetin. Sahabeden biri vefat ediyor. Peygamber Efendimiz onun cenazesiyle beraber mezarlığa giderken ona bir hayvan getiriyorlar. Binek getiriyorlar binmesi için. Ve ma'al cenazeti kendisi cenazeyle beraber fe eba en yarkabaha. Peygamberimiz binmeyi istemedi. Felemmen sarafa utiye bi ferakibe. Ne zaman ki cenaze gömüldü ve Peygamber aleyhissalatü vesselam cenaze gömüldükten sonra ona tekrar bir bine getirdiler. Ve Peygamberimiz bu sefer bindi dönüşte. Cenazeyi gömdükten sonra Peygamberimiz o bineye bindi. فَقِيْلَ lehu Ona denildi ki e, ya Resulallah bunun hikmeti nedir yani siz giderken cenazeyi götürürken binmediniz. Fakat döndükten sonra cenaze gömüldükten sonra eve dönüşte bineye bindiniz. فَقَالَ Peygamberimiz buyurdular. İnnel melaikete kanet temşi. Diyor melekler de o vakitte yürüyor idi. Yani onlar da o cenazeye tabi olmuş. Onlar da bizimle beraber yürüyordular. Felem ekun li erkebe ve hum Onlar yürürken ben mi bineyim mi diye. Yani ben onlar melekler yürürken ben binek üzerinde mi olayım diye Peygamber Efendimiz buyuruyor. Felem <laughs> mazahebu. Onlar cenazeye gittikten sonra yani cenaze gömüldükten sonra falan maza bu onlar ne zaman ki gitti rakiptu ben de bindim. Demek ki kardeşlerim bu gösteriyor ki e, cenazeye aslında sevgili salih olan insanların cenazelerine melekler de ne oluyorlar? Melekler de katılıyorlar, melekler de şahit oluyorlar. Bu hadis-i şerifimiz Bukhari'de geçmektedir. Yani bizim de meleklerin olduğu bir cenazede olmamız tabii ki sevabı, hayrı fazladır kardeşlerim. Yine e, cenazenin adaplarından bir tanesi cenazeyi taşırken kardeşlerim cenazenin düşmeyeceği bir şey üzerinde taşımak. Mesela çünkü cenaze ihtiram göstermek lazım. Allahu Teala ayet-i kerimede buyururlar ya: "Ve lekad beni Adem'e." Şüphesiz ki biz Adem oğlunu mükerrem kıldık. Rabbimiz böyle buyurmaktadır. O insan oğluna ne yapmak lazım? Onu en güzel bir şekilde taşımak lazım. Eğer düşecek, insanların elinden düşüp şey olacaksa öyle bir taşıma yapmamamız lazımdır kardeşlerim. Bir diğer şey cenazede arkadaşlar boş faydasız şeyler konuşulmaması lazım. Mesela cenazenin taşıma esnasında dünyevi meseleler, ticaretler bunları ne yapmamak lazım? Bunlar adaba aykırıdır kardeşlerim. Bizler bir cenazeye gittiğimizde bir cenazeyi mezara götürüp gömme esnasında ne yapmamak lazımdır? Boş faydasız olan şeyleri konuşmamamız lazımdır kardeşlerim. Çünkü oranın adabına o muhteda hal dediğimiz o duruma aykırı bir durumdur. Bilakis biz orada ahireti düşünmemiz lazım, ölümü düşünmemiz lazım. O tabutun içindeki kişi belki biz olabilirdik. Şu an gömülen o insan belki biz olabilirdik diye böyle düşünüp daha sonra kendimize gelip işte bak ben o kişi değilim o zaman ben ne yapmam lazım? Salih amellerimi çoğaltıp Allah'a olan yakınlığımı ne yapmam lazım? Fazlalaştırmam lazım diye yapmak lazım arkadaşlar. Bir de cenazede arkadaşlar cenazenin ön tarafında yürümek yine efdaldir. Yani binekli olanlar şayet mesela birileri binekle geliyorsa binekli olanlar ne yaparlar? Cenazenin arkasında gelirler ama yürüyenler ise cenazenin ön tarafında ve sağında solunda yürür şekilde olmaları efdal olandır. Ama herkes bineğe binmişse diyelim misalem cenaze arabalarla bugün mesela günümüzde arabalarla getiriliyorsa o zaman ne yapılır? O zaman kardeşlerim e, arabalar cenazenin arka tarafında olur. Cenaze en ön sırada arkasında da arabalar gelirler. Bakın bir hadis-i şerifte e, Peygamber Efendimiz bize diyor ki Rakibu yesiru halfel cenazeti. Binek üzerinde olan veya arabada olan kişi cenazenin arkasından gelir. Vel maşi halfehu emame. Ama yürüyerek hem arkasını yürüyen kişiler ise hem cenazenin arkasından gelebilirler, hem önünden. Ve an yeminiha, ve an yesariha, ve sağından ve solundan da yürüyebilirler. Kıyıben mina tabii ona yakın olacak bir şekilde. Yürüyenler hem ön taraftan hem arkadan, her taraftan ne yapabilirler arkadaşlar? Bu şekilde yürüyebilirler. Ee, evet dedik yine zaten ölüyü e, taziyesini yapmak, bu da sevap olan e, şeylerden bir tanesidir. Oraya gittiğimiz zaman mesela o ölü için dua etmek, duada bulunmak, Allahu Teala'nın onu affetmesi ve ailesine de sabırda bulunmakta ne vardır kardeşlerim fayda vardır. Rabbim bizlerin de ölümümüzü Kur'an ve sünnet üzere bir ölüm bizlere nasip eylesin. Amin diyoruz. Sizleri Allahu Teala emanet ediyor. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. ve selamun aleykum ve rahmetullahi ve